Doktor? Babam nerede? Az önce onu yoğun bakıma götürdük. Durumu gerçekten çok kritik. Peki onu görebilir miyim? Olmaz. Şu anda kimsenin hastanın yanına girmesine izin veremeyiz. Çok üzgünüm. Annem der ki, ilaçlar bazen fayda etmez. Ama dualar her zaman eder. Ben namaz kılmaya gidiyorum, sen burada kal ve dayıma uzun bir ömür bahşetmesi için Allah'a dua etseyim. Duaları ezbere bilmiyor olabilirsin. Ama temiz bir kalple okursan Allah seni duyacaktır. Küçük bir dua. Bunu oku Zeyn. Bugün Berat Kandili Zeyn. Bugün de Allah bizim bütün günahlarımızı bağışlar ve merhametini bizden esirgemez. Bugün bütün dualar kabul olur. İzninle. Olsun. Doktor, babam nerede? Az önce onu yoğun bakıma götürdük. Durumu gerçekten çok kritik. Zeyn nereye gitti? Artık ölsem de gam yemem. Baba? İnsanlar ne diyor? Doktor neler saçmalıyor? O diyor ki... O seni tanımıyor baba. Senin iradenin farkında değiller. Ama ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum baba, merak etme. Bunca yıldır... Ne zaman sana ihtiyacım olsa, sen yanı başımda oldun baba. Bugün yine sana ihtiyacım var. O yüzden uyanmak zorundasın. Ben o kadar güçlü değilim. Sensiz yaşayamam baba. Senin desteğin olmadan sendelerim. Birçok kere iş için gittiğinde öğretmen beni okuldan uzaklaştırdı. Ve bazı zamanlar baba
Baba, okuldan atılıyordum biliyor musun? Sana uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ali diyor ki, onun kahramanıymışım. Ama benim tek kahramanım sensin baba. Süper kahramanım. Bu doktorlar... Doktorlar önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu söylüyor. Her şey olabilirmiş. Onlara neden inanayım ki? Ben sana güveniyorum. Mutlaka iyileşeceksin. Bekle. Yeğenin sana iyileşmen için bir dua yolladı. Baba, Berat Kandili'nde hiçbir dua geri çevrilmezmiş. Allah bugün bütün günahları bağışlarmış baba. Ama senin zaten günahın yok. Benim günahlarımı neden sen ödeyeceksin? Onları ben ödemeliyim. Çok üzgünüm baba. Sen bana %1 ümit ver, sonra izle. Onu nasıl %100'e çevireceğimi gör. Söz veriyorum. %1 ümit ver baba. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Zeyn nerede Fuat abi? Az önce buradaydı. Ben bir bakayım. Aileye dışarıdan gelmiş olsam bile dayım için dua edeyim. Allah'ım, doktor elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi oğlu elinden geleni yapıyor. Lütfen onun yüzünü kara çıkartma. Lütfen onun dualarını kabul et. Efendim o... Hayır hemşire. Bırak burada kalsın. Biz ümidimizi kaybettik ama o hiç kaybetmedi. Ve ben onun umudunu yitirmesini istemiyorum. Baba. 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 Doktor. 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 Doktor, babamın nesi var? Dışarı, dışarı, dışarı. Lütfen dışarı çıkın hemen.
Hemşire iğne. Doktor, kocamın durumu nasıl? Kendine gelebildi mi? O iyi mi? Bakın dediğim gibi çarpma sonucunda omuriliği zarar görmüş. Doktor, biz nasıl ya da nereden yaralandığını falan umursamıyoruz. O iyileşecek değil mi? Yaşıyor. Ancak sinir sistemi zedelendiğinden dolayı felçli kalacak. Bu durumda ne kadar kalacağını öngörmek ise gerçekten de zor. Onu başka bir odaya aldırıyorum. Orada görebilirsiniz. Anne lütfen. Lütfen kimse ağlamasın. Baba, bir kere daha benim çağrıma yanıt verdin. Ben %1 istedim ve Allah da bana bunu verdi. Şimdi %1'i %100'e çevirmek bizim görevimiz. Benim görevim. Ve bu sefer senin sorumsuz oğlun sorumluluklarından kaçmayacak baba. Söz veriyorum, söz baba, veriyorum, söz, baba veriyorum. Söz veriyorum. Anne, gidip doktora onu tekrar ne zaman eve götürebileceğimizi soracağım. Evine hoş geldin baba. İşte oldu. Seni bekleyeceğim. Baba,
Şu anda senin bu evi hissedip hissetmediğini bilmiyorum ama bu evin her köşesi her zaman senin varlığını hissediyor. Osman Bey. Söylesene Suraya, neden kızartma yapıyorsun? Ben uzun yaşamak istiyorum. Çocuklarım ve torunlarım için. Zeyn, hayatta birçok kavşakla karşılaşacaksın. Yeni insanlar yoluna çıkacak, eski dostlarla yolların ayrılacak. Ancak hayat asla bitmeyen bir yolculuktur. Asla bitmeyecek baba. Hayat tabii ki devam edecek. Sana söz veriyorum. Orta ne yapıyorsunuz? Gelin buraya. Hadi dedenize merhaba deyin. Merhaba dede. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu baba. Olsun Osman Bey. Babalar günün kutlu olsun baba. Baba, senin kalbimizdeki ve hayatlarımızdaki yerin her zaman çok özeldir. Ancak bazen bizler aptallık ediyor ve senin varlığını nedense sıradan bir şey gibi kanıksıyoruz. O yüzden de bu babalar günü seni ne kadar sevdiğimizi bir kere daha fark ettik. Seni çok seviyoruz baba. Hadi. Gel onu yatak odasına götürelim. Gidelim Arya. Dur Zeyn. Osman Bey'i içeriye o kız götürmeyecek. Fuat, senle Zeyn götürün. Haberi duyar duymaz onları buraya getirdim.
Fahat. Hadi seninle Osman Bey'i içeri götürelim. Zeyn. Sen de eşinin ailesiyle ilgilen. Anne lütfen. Ağlamayı bırak artık. Allah'a sığın anne. Her şey yoluna girecek. Zeyn. Annen nedense sanki bize biraz kızgın gibi geldi. Yoksa bir sorun mu var? Hayır, yok bir şey. Bir sorun yok. Babamın sağlığı yüzünden son günlerde böyle gergin. Başka nedeni yok. Siz biraz burada dinlenin. Zeyn'in ofise gitmesi gerekiyor. Ofise mi? Bu durumda mı? Şartlar iyi değil hala. Bizim onları iyileştirmemiz gerekiyor. Babam artık evde. Normal hayatımıza geri dönmemiz eminim onun için de çok daha iyi olacak. Olumlu bir ortam yaratmalıyız ki babam çok daha çabuk iyileşsin. Gidelim mi? Zeyn, Alia. Ben Bayan Soraya Hanım beni evden kovduğunu henüz anneme söyleyemedim. O yüzden lütfen, lütfen bu konuyu yanlarında açmayalım. Birkaç gün sonra zaten buradan gideceğim. Zübeyir, elini nasıl yaraladın? Önemi yok. Trene binerken elimi bir çiviye sürttüm. Alaraka'yı biraz sonra bir merhemle yollarım. Allah'ım. Bunlar ne utanmaz insanlar. Özür dilerim. Anne. Bu insanlar ne kadar da yüzsüz böyle. O kadar aşağılanmaya rağmen nedense hiç rahatsız olmadılar. Zeyn'i bile kendi yanlarına çekmişler. Bir düşünsene. Kendi babasına bakmak yerine gitmiş orada onlara hizmet ediyor. Geçen gün Osman Bey benimle konuşmadı bile. Sırf o kız yüzünden. O gün ofise bile gitmek istemiyordu. Ama gitti. Sırf o kız istedi diye gitti. Ben de tam bunu söylemeye çalışıyorum anne. Zeyn hala bu kadar ciddi olan bir olayı göz ardı edip gidip bir de onun ailesiyle ilgileniyor. Onlara hizmet ediyor.